Fatma Yargıcı, Akıl Fikir Yayınları'nın sahibisiniz değil mi? Evet, üç ortağından biriyim. Bir sene önce biz Siirt Kitap Fuarı'na geldiğimiz zaman ben bir hayal kurmuştum. Siirt çok okumalı, çok güzel eserlere imza atmalı diye. Bu sene gene o coşkuyla geldim. Ben Siirt'ten en güzel masallar çıksın istiyorum. En güzel hikayeler buradan çıksın istiyorum. Hatta okullar arası yarışmalar düzenlenmeli. Her sene onların ödül töreni olmalı. Evet, çok okumaya prim vermek iyi bir şey ama bence okumayı desteklemek yazmakla da olması gereken bir şey. Siirt'imizin çok özellikleri var. Bunlar ancak sanat, edebiyat yoluyla dünyaya açılabilir. Bakın, çok meşhur şeylerin çoğu ya bir şarkıya konu olmuştur, ya bir edebi esere konu olmuştur, ya bir kültür olayına konu olmuştur. Siirt'imizin, güzel Siirt'imizin ismi bütün dünyaya, bütün güzelliğiyle dağılsın, yayılsın istiyorum. Bunun tek yolu kültür, edebiyata, sanata verilecek olan önemdir. Elbette Siirt Valiliği burada bu kitap var düzenleyerek, hatta bu yıl beşincisi, bu konuya verdiği önemi göstermektedir. Ben öncelikle çok teşekkür ediyorum. Böyle bir emeği, böyle bir çabayı hiç üşenmeden gösteren bütün büyüklerimize. Ben bir Siirtli olarak buraya geldim. Çünkü Siirtlilerin gerçekten rekorlara imza atmasını istiyorum. En güzel hikayeler, en güzel masallar. Muhakkak ki bu yörenin belirli bir kutsallığı var. İbrahim Hakkı Hazretleri gibi, Fakirullah Hazretleri gibi Siirt'in etrafındaki türbe sayısı dünyanın hiçbir yerinde yok. Ama buna ilişkin edebiyatımıza yeteri kadar yansıma yok. Ben bu yansımaların olmasını diliyorum. Yani mesela en çok siyaset ve spor daha çok revaçta. Maalesef. Edebiyat, sanat, kültür bunlar kalıcı oluyor değil mi? Kalıcı. Diğer alanlar geçici oluyor. Bakın, 800 yıl önceki eseri bugün okuyabiliyorsak bu bir spor müsabakası değil şüphesiz. Bu bir edebi eser. Edebiyat bizi geleceğe taşıyacak. Çocuklarımızı da daha kendilerini ifade edebilecekler, daha mutlu olacaklar, daha iyi evler kurabilecekler. Gelecek nesillerin aydınlık olmasını istiyorsak muhakkak edebiyata, sanata yatırım yapmamız lazım. Ben tekrar çağrıda bulunuyorum. Muhakkak yarışmalar düzenlenmesi lazım. Elbette spor yarışmaları da olacak ama edebiyat yarışmaları da şart. Çocukların kalemi kırmaları lazım. Sohbetin başında güzel bir şey söylediniz. Yani okumak önemli ama bunun en önemli ayağı yazmakla başlıyor. Evet. Değil mi? Yazmaya teşvik etmek lazım. Şimdi okumak bize ilk emirdir. Size de uğurlar getirmesini diliyorum bu kitap varlığına. Evet.